İşsiz ve özürsüz bir insan, hapis gibi yerlerde, musibetlerde, her şeyden ziyade Cenab-ı Hakk'ın dergahını namaz ile çalar, medet ister. Allah'ın kapısı neyle çalınıyor? Namazla. Hususan şuhur-u selasede, 3 aylarda, ayetle 83 sene 4 ay, manevi uzun bir ömrü kazandıran Ramazan-ı Şerif ayındaki oruç ve namaz gibi ibadet büyük şevk ile yapılmaz mı? İçimizde çiftçilikle uğraşan var mı? Yani ben bilirim, buğdaya şey, bir kilo buğday ekerseniz tarlaya, evet. Kıraç bir tarlamız var abi. Bir ton buğday ektik. Kaç ton alırız? 7 ton alırız. Peki çok iyi bir tarlam var. Humuslu, sulu, harika. 25 ton alırız. Peki hanım, sizin iki tarlanız olsa ama deseler ki sadece birini ekeceksiniz. Humuslu ekersin değil mi? Onu ekerken biraz daha insan böyle zevkle ekiyor değil mi? Evet, daha bakımlı oluyor. Peki sizin bir tarlanız olsa 1'e 25 değil de 1'e 250 verse, yani bir kamyon buğday ekseniz 250 kamyon alsanız nasıl? Peki bir kamyon ekseniz 30 bin kamyon alsanız abi. O tarlayı ne yaparsınız? Der insan gider sever, okşar değil, ne kadar iş. Koruma yaparız, zarar görmesin. Ya. Peki ayetle diyor 83 sene 4 ay. Yani hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi ya. Bak bir gecesi 83 sene 4 ay. Yani 1000 ay. Bu ayetle sabit ha. Yani ya şöyle mi böyle mi denilecek bir şey değil. Peki biri 30 bin veriyorsa, biz de tembellik yaparsak ne kadar yazık bize değil mi? Sizin köyde böyle bir tarlanız olsa abi, ekmeseniz köylüler sizin hakkınızda ne derler? Çok kınarlar. Hatta bizim köylerde küfrederler ha, yani ya deli mi falan diye şey yaparlar. Onun için şevkle yapılacak. Yani ibadetin, üstad hani başka yerlerde bunu çok çok açıklıyor. Sevabı öyle bol ki günde 100 lira kazanacaksın, 10 dakikada 100 bin lira kazanacaksın. Ya diyorsun ben 100 liranın işte 10 lirasını keserler. Veya 5 lirasını keserler. Halbuki orada 100 bin lira var. Burada daha fazlası var. Onun için büyük şevk ile yapılmaz mı?